Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün ilk podcast'im ve bu ilk podcast'imde tabii YKS sürecindeki ilk konumuz olan canlıların ortak özelliklerinden bahsedeceğiz. Bunu ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. 9. sınıf biyoloji müfredatının 1. ünitesinde yer tutuyor ve temel biyoloji bilgilerimizi oluşturuyor. Şimdi hazırsanız başlıyorum. İlk olarak hücresel yapıyla başlayalım. Tüm canlılar en küçük yapı birimi olan hücrelerden oluştuğunu zaten biliyoruz. Hücreler yaşamın temel yapı taşları ve her hücre belirli bir işlevi yerine getirecek şekilde özelleşmiştir. Canlılar hücresel yapılarına göre iki gruba ayrılır: prokaryot ve ökaryotlar. Prokaryotlar dediğimiz çekirdeği olmayan, DNA'sı hücre sitoplazmasında bulunan basit yapılı hücrelerdir. Mesela bakteriler alemi ve arkeler alemindeki canlılar prokaryot yapılı canlılara örnek olarak verebiliriz. Ökaryotlar dediğimiz canlılar ise çekirdeği olan, DNA'sı çift zar çekirdek zarının içinde bulunan karmaşık yapılı hücreler ve bunların zarlı organelleri de var. Mesela insanlar, bitkiler alemi, ondan sonra mantarlar alemi, protista alemi, ökaryot hücrelere örnek olarak verebiliriz. Mesela biz insanlar çok hücreli canlılarız ama bazı canlılar tek hücreli olabiliyor. Tek hücreli canlılarda bizimki gibi dokulaşma, organlaşma, sistem ya da işte ne bileyim organizmaya kadar organizma düzeyine gelecek kadar bir organizasyon bulunmuyor. Ama mesela bakterilere baktığımız zaman bakterilerin tek hücreli olduğunu görüyoruz. Sadece hücreden yapılıyor ve hiçbir şekilde ne bir doku var, ne bir organ, ne de bir sistem var. Bu da tek hücreli canlıların organizasyonunu bu şekilde özetleyebiliriz. Gelelim metabolizma konusuna. Metabolizma canlıların enerji üretme ve kullanma süreçlerini kapsayan bir olgudur ve bu süreçleri biz ikiye ayırıyoruz. Birinci sürecimiz anabolizma dediğimiz yapım reaksiyonlarıdır. Vücudumuzdaki küçük moleküller birleşerek daha büyük ve kompleks moleküller oluşturur. Mesela bitkiler fotosentez yaparak karbondioksit ve suyu kullanarak glikoz ve oksijen üretebilir. Ya da biz vücudumuzda fazla gelen glikozu glikojene çevirerek bunu depo edebiliriz. Diğer bir metabolizm reaksiyonumuz katabolizma reaksiyonları. Bunlar da vücudumuzdaki yıkım reaksiyonları, yani parçalama reaksiyonlarıdır. Büyük moleküllerin daha küçük moleküllere parçalanmasıyla enerji açığa çıkarılması diye özetleyebiliriz. Mesela oksijenli solunum sonucu glikozun parçalanmasıyla ATP üretilmesi bir yıkım reaksiyonudur. Ya da bizim depo glikojenlerimizi hidrolizle, yani sindirimle parçalayıp glikozlara ayırmamız bir katabolik ya da katabolizma reaksiyonu olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu açığa çıkardığımız enerji katabolizma reaksiyonlarında vücut fonksiyonlarının devamı için gereklidir. Üçüncü olarak homeostazi kavramını ele alalım. Canlılar iç denge ortamlarını çeşitli mekanizmalarla dengede tutmak durumunda ve iç dengenin korunması yaşamın sürdürülebilmesi için şart. Mesela biz insanlar terleyerek vücut sıcaklıklarımızı düzenleyebiliyoruz. Terleme vücut sıcaklığı arttığında ancak devreye girebiliyor ve vücudu soğutmak için su buharı, derimizden su buharı salıyoruz. Yine aynı şekilde böbreklerimiz de vücuttaki su ve mineral dengesini sağlıyor ve böbrekler fazla su ve tuzun idrar yoluyla atılmasını sağlıyor. Bu şekilde de vücudumuzun sıvı dengesini koruyabiliriz. Sırada üreme var. Canlılar soylarını devam ettirebilmek için üreme yeteneğine sahiptirler. Üreme eşeyli veya eşeysiz olabilir. Buradaki eşey kelimesi, eşey kavramı cinsiyet anlamına gelmektedir. Eşeyli üremeyi ele alalım. İki farklı cinsiyetten bireylerin gametlerinin birleşmesiyle gerçekleşir. Gamet, sperm ve yumurta hücresi, yani üreme hücresine karşılık geliyor ve genetik çeşitlilik sağlıyor bu olay. Örneğin insanlar ve çoğu hayvan eşeyli üreme yoluyla, yani döllenme sonucu yeni bireyler oluşturabilirler. Eşeysiz üreme yapan canlılar tek bir birey yeni bireyleri oluşturuyor. Yani ata canlı tek bir tane ve genetik yapı korunduğu için ve DNA kopyalanmasına dayandığı için hiçbir şekilde genetik çeşitlilik olmuyor. Mesela bakteriler bölünerek eşeysiz üreyebilir ya da bir amayası
tomurcuklanarak eşeysiz üreyebilir. Ya da bir deniz yıldızı yenilenme yani rejenerasyon yeteneğiyle kopan bir parçasından yeni bir deniz yıldızı oluşturabilir. Yani yeni bir birey oluşturabilir. Her iki durumda da yeni bireylerin oluşumu, canlılığın devamı, nesillerin devamlılığı için esastır diyebiliriz. Büyüme ve gelişme de canlıların önemli ortak özelliklerinden biri. Canlılar belirli bir süre boyunca büyürler, gelişirler. Bu süreç hücre bölünmeleri ve farklılaşmaları ile de olabilir ya da tek hücreli canlılarda sadece hacimce ve hücre boyutunun artmasıyla gerçekleşebilir. Örnek verelim. Bir bitki tohumunun filizlenip büyümesi, olgun bir bitki haline gelmesi bu süreci iyi anlatır. Yani tohum su ve mineral alarak büyür, çimlenir. Kök, gövde ve yaprak gibi organlarını oluşturur ve bu şekilde hem büyümesi hem gelişmesi sağlanmış olur. İnsanlar da bebeklikten yetişkinliğe doğru büyürler ve gelişirler. Hücrelerimiz sürekli olarak bölünür ve farklılaşır. Böylece organlarımız, dokularımız ve sistemlerimiz gelişir ve tam randımanlı olarak çalışır diyebiliriz. Diğer bir ortak özelliğimiz adaptasyon. Önemli bir konu çünkü canlılar çevre koşullarına uyum sağlamak için adaptasyon geliştirirler. Adaptasyon bir canlının yaşadığı çevreye uyum sağlaması çünkü çevre koşulları sürekli olarak değişiyor ve sürekli olarak çevre koşulların değişmesi canlının çevreye uyumunu zorlaştırabilir. Canlı ne kadar uyum sağlayabiliyorsa uzun vadede o kadar kalıcı olacaktır nesiller boyunca. Örneğin kutup ayılarını soğuk iklimlere uyum sağlamak için kalın kürkleri ve derilerinin altında kalın yağ tabakasına sahiptirler. Bu onların soğukta hayatta kalmasını sağlayan önemli bir adaptasyondur. Tüm canlılar hareket eder. Yani hareket kabiliyeti de canlıların ortak özelliklerinden bir tanesi. Çevredeki uyarılara tepki verme de ortak özelliklerden bir tanesi. Yalnız hareket etmede iki çeşit hareket görüyoruz. Bir aktif hareket yani yer değiştirme hareketi görüyoruz. Bu hayvanların yaptığı yani bir yerden bir yere konumunun değişmesi. Bir de pasif hareketten bahsedebiliriz. Yani gözümüzle gözlemleyemediğimiz durum değiştirme hareketleri. Yani en popüler örnek de burada ayçiçeğinin ışığa doğru yönelmesini verebiliriz. Son olarak beslenme konusuna değinelim. Biz canlılar hayatta kalmak için ya da enerji sağlamak için besin alıyoruz ve bu besinleri alma şeklimiz farklı. Bazı canlılar ototrof beslenirken bazı canlılar heterotrof yollarla bunu elde edebiliyorlar. Ototrof beslenme demek canlının kendi besinini kendi üretebilmesi demek. Bu iki tane önemli mekanizma ile oluyor. Bazı canlılar bunu fotosentez yaparak yani güneş ışığını kullanarak yaparlarken bazı canlılar da kemosentez yaparak yani kimyasal maddeleri oksitleyerek bir besin ürettiklerini söyleyebiliriz. Heterotrof beslenme hazır beslenme. Canlı kendi besinini üretemiyor. Dışarıdan hazır alıyor. Biz mesela heterotrof beslenen canlılara örneğiz. Çünkü biz başka bitkileri ya da hayvanları yiyerek bu şekilde besinlerimizi alıyoruz ve bunları parçalayarak enerjimizi üretebiliyoruz. Bu besinler vücudun enerji ihtiyacını karşılamak ve hayati fonksiyonlarımızın devamlılığını sağlamak için önemli diyebiliriz. Bunun dışında canlıların tabii başka ortak özellikleri de var. Mesela ATP üretebilme yani enerji üretebilme mekanizması artı tüketme mekanizması tüm canlılarda ortaktır. Solunum yapma tüm canlılarda ortak, boşaltım yapma da tüm canlılarda ortaktır. Tüm canlıların hücre zarının olması ortak, sitoplazmasının olması ortak. Ve nükleik asit bulundurma yani hem DNA hem RNA tek bir hücrenin içerisinde bulunması ortak özelliktir. Canlılarda bulunan tek ortak organelde ribozom olduğunu söyleyebiliriz. Ribozom da protein sentezi yapan önemli bir organel ve tüm canlılarda ortak. Evet sevgili öğrenciler, canlıların ortak özelliklerini ayrıntılı bir şekilde ele aldık ve her bir özelliğe dair de örnekler verdir. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İşte bunlar hep biyoloji.